Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir tarif paylaşacağım. Bu her zamankinden çok daha küçük. Farklı bir bebek olacak benim için. Çünkü genelde hep büyük bebek örüyorum biliyorsunuz. Gazal Baby Cotton kullanıyorum. Yalnız yarım ipler olduğu için şu şekilde. Kodunu hatırlamıyorum, kodlarını. Biri bal sarısı. Birisi de şeker pembesi. Şimdi ayak bacak yapımıyla devam ediyorum. Şu Barbie bacakları gibi yaptım ben bunu. Şekilde olsun istedim biraz. Şimdi pembe ipimle başlıyorum. 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada yandaki ilmeğe hemen batıp bir tane artırma yapıyorum. Yani bir ilmeğin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Yandan bir, diğer ilmeğe de batıyorum. İki. Yan yana iki tane yaptım. Son ilmeğimin içine batıyorum. Üç tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içine. Ve zincirin bu tarafından devam ediyorum. Bir tane buraya, bir tane yandakine batıyorum ve başta bir tane artırma yapıyorum. Burada bir ilmeğe iki tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi şu şekilde yer belirlemek için bir ip keseyim. Elimizde şu an 11 tane sık iğnemiz var. Bu 11 sık iğne ile 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. İlk sırasını birlikte örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. İki sıra daha artırmak istemi yapmadan örelim, gelelim. Evet, bir sırayı birlikte örmüştük. Üzerine iki sıra daha ördüm. Toplamda 3 sıra örmüş olduk. Burada bir zincir çekiyorum ve örgümü şu şekilde çeviriyorum. Buradan 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çektim, geri döndüm. İlk ilmeğe batmıyorum. İkinciden batarak 4 sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Bir zincir daha çektim. Geri döndüm. Bir ilmek atladım. Bir sık iğne yaptım. Ve bir tane de eksiltme yaptım burada. Yani eksiltmeyi şu şekilde yapıyorum. Bir bundan, bir yandakinden batıp ikisini bir topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Diğerine batıyorum. Ve bu şekilde bir tane sık iğnem kalmış oldu. Buradan yan taraftan aşağı doğru inerek 15 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 en son buraya batıyorum. 15 tane sık iğnem oldu. Şimdi 3 tek bir eksiltme yapıyorum. 1 2 3 tek bir eksiltme. Bunu 3 defa tekrar ediyorum. 1 2 3 tek bir eksiltme. İkinci eksiltmem bu. Elimizde 15 sık iğne vardı. Bu sıradan sonra 12 sık iğne kalacak. 3 tek ve bir eksiltme. Bu da 3. eksiltmem oldu. Elimde 12 tane sık iğne kaldı. Şimdi bir kez daha eksiltme yapacağız ama ben bu ayağın içini azıcık doldurmak istiyorum. Yoksa
dolmuyor. Çok zor oluyor yani. O yüzden şuradayken şöyle hafif dolduralım. Bu elyaf zaten çok da olsun şu şekilde. Evet. Şimdi yeni sıramızdayız. 4 tek bir eksiltme yapacağız. 2 kez. Ve 10 sık iğne kalacak elimizde. 1 2 3 4 tek bir eksiltme. 1 2 3 4 tek ve bir eksiltme. Evet, elimde 10 tane sık iğne kaldı. Şimdi devam ediyoruz. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp geleceğiz. 10 sık iğne ile 3 sıra örüp gelelim. Evet, 10 sık iğne ile 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Burada sarı renge geçeceğim. Şimdi burada sıram bitti ama bir sık iğne fazladan örüyorum ki ip değiştirme yerimiz yan tarafa gelmesin de ortada olsun diye. Şimdi fazla bir tane sık iğne ördüm. Dediğim gibi onun sebebi de ipimizin şu renk değişiminin ortaya gelmesi, kenara gelmesin diye. Buradan sarı ipimi geçiriyorum ve batıyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Burada bir tane artırma yapıyoruz. Yani iki tane battım ilmeğin içine. Başladığımız ilmeğe iki tane battım ve artırma yapmış oldum burada. Şimdi ne yapıyoruz? 9 sık iğneyi düz örüyoruz. Bu şekilde ipi kaybedeyim içinde. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi tekrar artırma yapacağız burada. Bir tane tek yapacağız. Yani bir tane sık iğneyi düz ördük. Yanına bir artırma yapıyoruz. Tam artırmanın üstüne de denk geldi. 9 tane sık iğneyi de tekrar düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada yine pembeye geçiyoruz. Pembeye geçmeden önce 2 sık iğneyi düz örelim. Niye 2 sık iğneyi düz ördük onu da hemen söyleyeyim. Yine pembe kenarda olmasın diye. 2 sık iğnemi ördüm. Buradan pembe ipimi alıyorum. Ve burada bir tane artırmayla başlıyorum. Pembe ipimi artırmayla başlıyorum. Normalde pembeyle 2 sık iğne örüp artırma yapmam gerekiyordu. Ben direkt artırmayla başladım. Pembeden. İp şu yanlarda olmasın renk değişimi diye. Bu şekilde iki tane sarıyla yaptım. Bir artırma yaptım. Şimdi 9 sık iğneyi yine düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu iki sırayı da örüyorum ki iki sık iğneyi pembe geride kalmasın diye. Şu şekilde şimdi ne yapıyormuşuz? 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp geliyorum. Şu an elimde 13 tane sık iğne var. Bu 13 sık iğne ile 2 sıra artırma eksiltme yapmadan örelim, gelelim. Şurada kafanız karışmasın. Burada 2 tek 1 artırma yapıyoruz. Onu pembeyle yapacaktık.
İki teki sarıyla yaptık. Pembeyle artırmasını yaptık ki yan tarafa renk gelmesin diye. Bunda kafa karışmasın. Sonra da kalan ilmekleri pembeyle ördüm. Şimdi de iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde pembeyle öreceğim yine. Evet, iki sıra pembeyle artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördük. Şimdi sarı renge geçiyoruz. Bu kez de sarıyla iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet. Sarıyla iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Gelelim. Elimizde 13 sık iğnemiz var. Evet, 13 sık iğneyle iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi tekrar buradan sıra başım burası normalde. Tekrar bir kez sarıyla batıyorum. Dediğim gibi bunu yapmamızın sebebi rengimizin sağa sola kaymaması, renk değişimlerimizin arkada kalabilmesi için. Sarıyla bir kez fazladan ördüm ve pembe ipime geçiyorum. İki sırada yine pembe ipimle 13 sık iğne olarak artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Sıranın sonuna kadar bunu örüyorum. Şöyle hatta geleyim. Burada kafa karışmasın. Evet, bu sıram bitti. Burada da ikinci sıramı örüyorum. Sırf yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Geldiği gibi yapabilirsiniz ama renk değişimleri yan tarafta olur. O da çok hoş durmaz. Bana kalsa tabii siz bilirsiniz. Şimdi bu ikinci sıramızı da örüyoruz. 2 pembe, 2 sarı, 2 tekrar pembe olarak 6 sıra boyunca toplamda düz örmüş olduk. Bakalım. 2 sarı, 2 pembe. Evet. Şimdi yine pembeyle devam ediyoruz. Burada bir tane eksiltme yapıyoruz. İki ilmeği birlikte alarak örüyoruz. Bir eksiltme yaptık. 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 Hatta ben bunu 6 yapayım. 6 yapayım. Tam ortaya artırma denk gelsin. Bir eksiltme yaptık. 6 sık iğne ördük. Bir tane artırma yapıyoruz bu kez. Bakın tekrar ediyorum. Bir eksiltme, 6 sık iğne, bir artırma ve kalan 4 sık iğneyi de düz örüyorum. Elimde hala 13 tane sık iğne var. Şimdi burada sarı renge geçiyoruz. Şu şekilde 3 sıra pembe, 2 sıra sarı örüyoruz. Sarıda bir tane eksiltme yapıyoruz. Evet, eksiltmemizi yaptık. Ve 9 sık iğne örüyoruz. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne tekrardan bir eksiltme yaptık. Elimizde 11 tane sık iğnemiz kaldı. Sarıyla devam ediyoruz. Bu kez bir tane artırma yapıyoruz. Bir artırma 10 tane sık iğne düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Burada yine pembe rengimize geçiyoruz. Pembe renge geçmeden önce bir tane tek örelim. Sarıyla bir tane tek ördüm. Pembe ipimi örmeye başlıyorum. Bir tane de artırma yapıyorum. Bir tek bir artırma yapmamız gerekiyordu bu sırada. Sarıyla bir tekini yaptık.
artırmasını pembeyle yaptık. Tekrar örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, kafalar karışmasın. Bu sadece dediğim gibi renk geçişlerinin yan taraflara değil de arkada kalmaları için yaptığımız bir yöntem. Şimdi pembeyle devam ediyoruz yine. 2 tek 10 sık iğne. Yok, 1 2 tek 1 artır. Şu şekilde bir tanesini zaten örmüşüm. Şöyle yer belirleyicimi şuraya koyuyorum. Evet, şöyle aldım. Sıra başına geldik. Şimdi burada 1 2 tek 1 artır 10 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aslında çok kolay ama renk geçişleri çok olduğu için zor gibi göründü sanırım. Ama çok kolay gerçekten. Şimdi 9 tek bir artırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9. Biz bunu az daha öne alalım. 10. Şöyle ortaladığımız zaman 11 tek bir artır yapalım. Evet, 11 tek bir artır yaptık ve 2 sık iğnem düz kaldı. Onu düz ördüm. 11 tek bir artır, 2 sık iğneyi düz. Şimdi sarıya geçeceğim. 2 sıra artırmak istedim, yapmadan düz bir şekilde sarıyla öreceğim. Ama bakın çok yan tarafa geldi bu. İpim çok yan tarafa geldi. 1 2 3 4 tane ilmek ördüm pembeyle sıranın sonunda. Bakın burada en son 1 artır 2 sık iğne yaptık. Orada sıramız bitti. Ama 4 sık iğneyi neden yaptık? Sarı rengimizin geçişi yan tarafta olmasın diye. Bunu siz düz renk de örebilirsiniz. Sadece ten rengi olarak da örebilirsiniz. O şekilde daha kolay olur. Renk geçişleri olmadığı için dümdüz örersiniz. Eğer şimdi kafanız karıştıysa. Umarım karışmamıştır. Sayılı olarak veriyorum. Çünkü şu an elimizde 15 sık iğnemiz var. Bu 15 sık iğne ile 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Sonra da 4 sıra pembe ile artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Toplamda 6 sıra 2 sıra sarı 4 sıra pembe olmak üzere 6 sıra toplamda 15 sık iğne ile örmüş oluyoruz. İlk sıramı ördüm. Üzerine bir sarı daha öreceğim. Ve onun üzerine de 4 sıra pembe öreceğim. Bacağımız bitmiş olacak. İlk bacağımızı ipini koparalım. İkinci bacağımızdan ipimizi koparmayalım. Sonra bacaklarımızı da dolduralım ve gelelim. Sağ bacaktan birleştirme yapacağımız için sağ bacaktan ipi koparmayalım.